Modern savaş uçakları düşmanı gece karanlığında izleyebilir. İnanılmaz komplike radar düzenleri ve havadan havaya füze sistemleriyle gece ve gündüz arasında pek fark kalmaz. Ancak her zaman bu şekilde değildi. Gece uçuşunun öncüleri onlarca yıl önceden gökyüzündeki yerlerini aldılar. Savaşta denenmiş yeni teknolojiler ve taktikler geceyi ele geçirmelerine izin veriyordu. Artık Hellcat P-61 Black Widow, F-3D Sky Knight ve F-15 gibi cesur gece savaşçılarının kokpitinde oturup gökleri fethedebileceksiniz. Savaşı tecrübe edip, taktikleri inceleyerek, gece savaşçılarının it dalaşlarını yeniden yaşayacaksınız. Temmuz 1944. Saat 04:30. Gecenin karanlığında donanmanın gece savaşçısı filolarından biri olan 4 Amerikan VFN-76 uçağı Pasifik'teki Chichijima Adası'na doğru yol alıyor. 4 sert F-6F Hellcat zifiri karanlıkta diğer uçağı tespit etmek için radyo dalgalarını kullanan yeni bir teknolojiyle radarla donatılmıştı. Gece görüşünü sağlamak için gösterge paneli loş bir kırmızı ışıkla parlıyordu. 21 yaşındaki Bakdang'ın ekibin lideriydi. Hellcat'ler o kadar sağlam makinelerdi ki hepimiz onlara aşıktık. Dangan ve destek pilotu John Deere uçuş liderliğinden ayrılırlar. İkisi de Futami Körfezi'ndeki sevkiyatı vurmak için 250 kilogramlık bombalar taşıyordu. Hellcat'lerdeki Pratt ve Whitney motorunun pes sesi kilometrelerce öteden duyulabiliyordu. Ses Japonların Amerikan saldırısı korkusunu harekete geçirir. Düşman uçak savar bataryaları körlemesine karanlık geceye ateş açar. Dangan uçuş enstrümanları denilen pusula, altimetre ve yapay ufuk çizgisini yönünü bulmak için kullanırken bir yandan da mermilerden uzak kalmaya çalışıyordu. Gece çarpışmalarının çıkışı 1. Dünya Savaşı kadar eskilere gitse de 1930'ların sonlarında gelişen bu enstrümanlara kadar gerçek bir gece çarpışması ve yön bulma olanaklı değildi. Dangan sonunda su üstündeki hedefi belirlemiştir. Parlak zırhlı bir Japon Escort Destroyer. Üzerinde ateşten bir kalkan olan küçük bir geminin limandan ayrıldığını gördük. Ben de Johnny'ye hadi alçak uçuşa geçelim dedim. Hellcat'ler riskli borda saldırı seviyesinin tepe noktasına alçalır. Dangan suya çarpmamak için altimetre ve yapay ufuk çizgisi göstergelerine dikkatlice bakmaktadır. Japon destroyer üstündeki topçuların gece savaşçılarının nereden geldiğine dair hiçbir fikirleri yoktur. Dangan 50 kalibrelik mermi sağanağını geminin üstüne salar. 50 kalibrelik mermi ortalama baş parmağınızın uzunluğundadır. 6 silahtan dakikada çıkan 240 mermi tek bir noktaya vurur. Önüne çıkan neredeyse her şeye delik açacaktır. Gece görüşünü muhafaza etmek için Hellcat'ler izli mermi kullanmazlar. İzli mermiler olmadan bile büyük flaşlar patlıyor gibidir. Ama onlara bakamazsınız. Gözünü ışığın gittiği yoldan ayıramazsın. Dangan ve Deer kolu sertçe geriye çekerek destroyer eskortunun üstünde tırmanmaya başlarlar.
Johnny'ye üst kat bizim için açıldı. Bizi davet ediyorlar. Bir yüksek uçuş yapalım dedim. Aşağılarında gemideki topçuların Amerikalıların nerede olduğuna dair fikirleri yoktur. Japonlar alçaktan suyun üstüne doğru ateş açmaya başlar. Dungan ve Deer güverteyi taramaktadır. Ateşlerin hedefi doğruca motorların üstünde kümelenmiş dumanlardır. Yaralı gemiden alevler püskürür ve dumanlar çıkar. Artık suda ölmüş bir haldedir. 6 tane 50 kalibrelik silah sahip iki herket düşünülürse bu savaş gemisi üstünde epey bir mermi anlamına gelir. Onları benzetip batırmıştık. Amerikalılar tespit edilmeden hızla düşman gemisiyle işlerini bitirirler. Herketler dikkatlerini adaya doğru çevirir. Ayrılarak gökyüzündeki kendi devriye alanlarına geçerler. Gece çarpışmalarından bir bölgeniz vardır. Çünkü gördüğünüz her şey dostunuz değil, hedefinizdir. Aniden başlarının üstünden bir gölge geçer. Japon donanmasına ait Flotor donanımlı Zero deniz uçağıdır. Amerikan pilotları bu uçaklara Roof der. Roof pilotları gece yön bulmasına yarayacak aletler kullanır ancak karanlıkta görmesini sağlayacak radar sisteminden yoksundur. Dungan tespit edilmeden düşmanın saat 6 yönüne yaklaşır. Yakıtın o şamandıralarda olduğunu biliyordum. O yüzden kokpitle pilotur arasındaki desteklere nişan aldım ve küçük bir pıt sesiyle hafifçe tetiğe dokundum. Zero alevler içinde kalır ve düşmeye başlar. Patlama gece savaşçısının yerini belirler. Birdenbire izli mermiler gece karanlığında hızla geçip gider. Geriye dönüp baktığımda arkama geçmiş 3 uçağın bana ateş ettiklerini gördüm. Buck Dungan'ın donanmada gördüğü çok gizli gece savaşçısı eğitimi test edilmektedir. Buck Dungan 1943 yılında Birleşik Devletler Donanması'na ait gece savaşçısı programına katılır. Kod adı onay projesi olan bu program Rhode Island'daki Quonset Point'te veriliyordu. Onay projesi ve hemen hemen diğer bütün gece çarpışma programları 2. Dünya Savaşı'nda emekleme aşamasında olan bir teknolojiden faydalanıyordu. Yani radar. Radar ya da radyo tespit ve menzil görsel erimin ötesindeki objeleri tespit etmek için radyo dalgalarını kullanır. Radyo enerjisi bir anten vasıtasıyla iletilir. Gökyüzündeki obje detektöre dönen bu enerji vasıtasıyla tespit edilir. Geri dönen radyo dalgaları işlenir ve hedefin uzaklığını, yüksekliğini ve rotasını belirleme konusunda kullanılır. Atom bombasından sonra hem Amerikan hem de İngiliz birlikleri tarafından çeşitli radar formları ve bunların geliştirilmesi ikinci derecedeki öneme sahipti. İngilizler Britanya Savaşı'ndan beri Luftwaffe'nin gündüz bombalamalarına karşı çarpışmak için yer radarını kullanıyordu. Kayıplar arttıkça Almanlar gece çarpışmalarına zorlanır. Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin yeni tarzda bir radara ihtiyacı vardır. Bir uçağa sığabilecek küçüklükte bir şey olması gerekiyordu. Bu güverte radarı karanlıkta bir savaş pilotunun gözleri olacaktı. Uçak karanlıkta düşmanın yakınına süzülerek tespit edilmeden onu yok edebilmeliydi. Radarlar çok büyük gövdeli aletlerdi. Radyo tüpleri çok fazla sıcaklık ve çalışması için o günlerde bu uçağın taşıyamayacağı bir enerjiye sahipti. İngilizler bu erken dönem radarlarını açıkçası geniş bir uçağın içine yerleşebilecek seviyeye getirebilmek için epey çalışırlar. Havadan önleme denilen bu yeni radar gece karanlığında pilotlara bir uçağı izleme imkanı veriyordu. İngilizler 1940 yılında bu teknolojiyi Birleşik Devletler Donanması ile paylaşır.
1942'ye gelindiğinde radarlar tek motorlu uçaklara sığabilecek seviyeye getirilmişti. Amerika'nın ilk gece savaşçısı eğitim programı Onay Projesi doğmuş olur. Şimdi ise Onay Projesi'nin gece savaşçısı Bakdang'ın 3 Japon RUF'unun hedef tahtasındadır. Neyse ki bölgede olan destek pilotu John Deere hala düşman tarafından tespit edilmemiştir. İyi misin diye sordu. Ben de ona, bazı arkadaşlarım var, bütün eğlenceyi kendi başıma yaşıyorum. Partiye seni de davet edeyim bari dedim. Dang'ın buradadır. Deere ise burada. Dang'ın düşman uçaklarını tam olarak arkadaşının ateş hattına sürükleme planı yapar. Johnny Deere, Japonlardan çıkan ateşi gece karanlığına karşı yerlerini belirlemede kullanarak çarpışmaya girer. Deere, ruflardan ikisini düşürür. Ancak biri hala Dang'ın peşindedir. Dang'ın kalan rufa karşı kozu ele geçirmek için hızla dönerek arkaya doğru gitmelidir. Öldürücü bir hızla gerçekten hızlı bir dönüş yaptım. Bu şekilde yukarı çıkıp döndükten sonra aşağıdaki arkadaşlara doğru ilerledim. Tam bana doğru geliyordu ve ateş ediyordu. Kısa seri bir ateş açtım. Ve patladı. Dang'ın ve Deere bir kez daha yeni hedefler aramak için ayrılırlar. Belli belirsiz şafak ışıkları ufukta görünmeye başlamıştır. Aniden Dang'ın daha fazla izli merminin yay çizerek ona doğru geldiğini tespit eder. Artık fark edilmiştir. 4 kilometre öteden bir uçağın bana doğru gelmekte olduğunu gördüm. Silahları ateş seçiyordu. Tecrübesiz Japon pilot ateşe çok erken başladığı için cephanesi bitmiştir. Dang'ın dikkatlice hedef okunu Ruf'un silüeti üzerine yerleştirir ve ateşe başlar. Düşmanıyla işini çabuk bitirir. Ancak havada savaş alanını aydınlatması için gün doğumunu bekleyen daha çok Ruf uçağı vardır. Ardından bulutların arasında kovalamacı oynamaktan hoşlanan çok zeki bir arkadaşla karşılaştım. Dang'ın buradadır. Diğer Ruf ise burada bulut kümesine doğru sıvışmaya çalışmaktadır. Görüş mesafesi zaten yok denecek kadar azdır. Sadece en yetenekli pilotlar geceliğin bulutlar arasında it dalaşına teşebbüs eder. Ancak Buck Dang'ın kendinden emindir ve çok saldırgandır. Hızını arttırır ve uçurumun içinde Japon pilotu takibe başlar. 4 Temmuz 1944. Neredeyse zifiri karanlıkta donanmanın gece pilotu Buck Dang'ın radar donanımlı Hellcat ile bulut katmanının içinde Japon deniz uçağını takip eder. Bulutların yoğun olduğu bir kısımda gözden kayboldu. Yeniden ortaya çıkar. Aynı düzlemde olmasam da seri ateşe başlayabilirdim. Bu peşimde biri olduğunu daha da net anlatabilirdi. Japon pilot peşindeki azimli Amerikan gece savaşçısından kurtulmak için bir şeyler yapmalıdır. Uçağını uçurumdan aşağı bırakıp dönerek aşağı inecektir. Amacı Dang'ın ateşinden kaçarak karanlıkta gözden kaybolmaktır. Ruf burnunu yukarı kaldırarak dönüşüne başlar. Ancak Dang'ın ondan bir adım ileridedir. Hedeften uzaklaşmamak için yukarı doğru çeker ve ardından hızla herkes etrafında döndürmeye başlar. Dönüşü yapmak kolay bir iştir. Kolu tam olarak geriye çekersiniz ve sağ ya da sol dümeni hareket ettirirsiniz. Burnu yukarıya kalkar ve bu şekilde aşağıya sürüklenirsiniz. Hellcat düzensizce dönerken bir yandan da alçalır. Ama her şey Dang'ın kontrolü altındadır. Durmak için doğru anı beklemekteydi.
Düzeltmek istediğinizde diğer dümeni oynatır ve kolu öne doğru itersiniz. Dönüşünüz anında kesilecektir. Ruf dönüşünü bitirir. Dang'ın kolu yavaşça ileri doğru ittirir ve sağ dümeni devreye sokar. Herket çabucak cevap verir. Dang'ın Ruf'un saat 6 yönüne geçer. Biraz ilerideki koya indiğini görebiliyordum. Silahımı yükseltip Tanrı yardımıyla yerini buldum. Hesabıma göre 20 derecelik açıyla havaya ateş edersem mermilerim onun çevresine inecekti. Dang'ın izli mermi olmadan kurşunlarının balistik düşüşünü hesaplayarak Ruf üzerinde sıfırlar. Ruf suya çarpıp kaymaya başladığında mermileri de uçağın çevresine saçılır. Dang'ın bir seri ateşe daha başlamıştır. Beyaz sıcak yakıcı mermiler gövdesini delip geçer. İnanılmaz bir havadan nişancılık örneğidir. Dang'ın enkaz üstünden hızla geçerek tekrar irtifa kazanır. Şafak yaklaşmaktadır. Gece çarpışması az sonra sona erecektir. Japon uçak savarları kendi uçaklarını vurma riskini umursamadan yeniden ateşe başlar. Uçak savar bataryalarının yerlerini belirledim. Büyük bir patlama hissettim. Sesi sol tarafımdan duymuştum. Ardından omzumdan vurulduğumu anladım. Döndüm ve yukarıdaki aynayı indirip baktım. Kırmızı bir cildim vardı. Her zaman da böyle kıpkırmızıydım. Ancak orada bana bakan kişi bembeyazdı. Ve daha fazla bu çirkin surata bakmak istemediğimi düşünüp aynayı yukarıya kaldırdım. Dang'ın V6 P'si görünmeyen bir Ruf'un 20 milimetrelik top mermilerinin çekiç gibi yumruğunu yemiştir. Şarapnel sol omzuna girmiş ve köprücük kemiğini parçalamıştır. Artık savaşa devam edecek durumda değildir. Çok fena acıyordu. O kadar da kötü olmadığını biliyordum. Çünkü uyuşukluk hissetseydim endişe edebilirdim. Ama çok acı veriyordu. Tabii ki bütün omzumda şarapnel vardı ve geriye dönmeliydim. Dang'ın Johnny Deere'la telsiz bağlantısı kurar. Deere'ın herketi de vurulmuştur. Şimdi ayrı ayrı Amerikalıların kontrol ettiği güvenli sulara doğru yola çıkarlar. Gün ağarırken Dang'ın Yorktown uçak gemisine acil iniş yapmayı başarır. Aldığı yaralar savaş kariyerini sona erdirir. 4 Temmuz 1944'teki 3 zaferiyle toplamda 7 uçak düşürmek ona birinci sınıf ölümcül bir gece savaşçısı sıfatını getirir. Birleşik Devletler Donanması ve Deniz Piyadeleri radar donanımlı Hellcat'ler gibi tek kişilik gece savaşçılarına odaklanmışlardı. Ordu Hava Kuvvetleri ise özellikle gece görevleri için tasarlanmış, bütünüyle yeni bir tip uçak geliştirmeyi tercih etmişlerdi. Northrop P-61 Black Widow. P-61, 2. Dünya Savaşı'nda yerden gece çarpışmaları için havalanacak tek uçak olarak tasarlanmıştı. RAF ve Luftwaffe, 1938'in sonlarında gece görevleri için ders kitapları yazmaya başlamıştı. RAF'tan öğrendikleri her şeyi alıp P-61 uçağında birleştirmişlerdi. Mühendisler iyi bir gece savaşçısının 3 şeye ihtiyacı olduğunu biliyordu. Hız, ağır silahlar ve mükemmel bir radar. Üçü de P-61'de vardı. 587 kilometrelik bir hıza ulaşmasını sağlayan Pratt ve Whitney R-2800 çift motorla donatılmıştı. 3 kişilik mürettebatı içinde bir silahçı, bir radar gözlemcisi ve pilot vardı. 4'er adet 20 milimetre top ve 50 kalibreliklerle korkunç bir ateş gücüne sahipti. Bu gece çarpışması görevinin kalbinde P-61'in selefi, gece savaşçılarıyla aynı şekilde kontrol edilen hava engelleme radarı vardı.
Burundaki dönen anten mikrodalgalar denilen uzun dalga boyundaki radyo enerjileri yayıyordu. Bu dalgalar 8 kilometre içindeki herhangi bir uçaktan geri dönecekti. Ardından bu geri gelen enerji radar operatörü tarafından işlenerek zifiri karanlıktaki düşmanın yerini belirlemek için kullanılıyordu. Deneyimli gece pilotu Al Jones, P-61 ile Avrupa üstünde uçuş yapar. Büyük bir uçaktı. Yerdeyken hantal bir görüntüye sahipti. Ancak oldukça çevik ve esnek bir araçtı. Çarpışmaya geç katılmasına rağmen P-61 gece çarpışmalarının simgesi haline gelmişti. Mayıs 1945. Al Jones tarafından kumanda edilen bir tek P-61 tamamen görünmeden Alman hava sahasında daireler çizer. Jones ve radar operatörü Lefty Rudowski, Intruder görevi altında üsse dönen düşmanın gece savaşçılarını bekliyorlardı. Almanya üzerinde uçuyorduk. Ve Lancaster'lar Kessel adındaki bir Alman şehrini bombalıyordu. Güney tarafında onları görebiliyordum. Black Widow'un radarı avını aramak için karanlıkta gökyüzünü araştırır. Radar operatörüm havaalanına yaklaşan bir uçağın sinyalini aldığını söyledi. Düşman uçağı buradadır. Ve Jones da burada. Rudowski P-61'in radarını kullanarak ateş pozisyonuna getirmek için Jones'a ustaca rehberlik eder. Rudowski, Alman uçağının yerini belirlemek için iki ekran kullanır. A ekranı hedefin uzaklığını gösterir. B ekranı ise burundan açı farkını hesaplar. Bu bilgileri pilota komut vermek için kullanır. Rudowski pilota sağa dönmesini söyler. Düşman topraklarının derinliklerindeki uçağın tek dostu gizliliktir. Dikkatlice fark edilmeden Alman pilotun saat 6 yönünde pozisyon almaları gerekir. Az sonra Jones görsel teması kurar. Genellikle gece çarpışmalarında kullanılan çift motorlu Alman M410 uçağıdır. Onu takip etmeye başladık. Pistin yaklaşık 90-120 metre yukarısındaydı ve inişe hazırlanıyordu. Jones fark edilmeden yaklaşır ve silahlarını ayarlar. Bütün silahlar öne doğru ayarlanmıştı. Tek yapmamız gereken seçmekti. Top mu, makineli tüfek mi yoksa ikisi birlikte mi? Geceleyin bir tek seri atış yerlerini belirleyecektir. Jones dikkatlice hedef okunu uçağın ortasına alır ve tetiğe basar. Alman gece savaşçısı alevler içinde düşer. Aşağıdaki havaalanından uçak savarlar püskürmeye başlar. Al Jones kolu yukarı çeker, hızı artırır ve aceleyle oradan ayrılır. İnanılmaz şekilde sağ salim üsse geri dönmüştür. İkinci Dünya Savaşı gece çarpışmalarının temelini atar. Ve teknolojik buluşlara yön verir. Ancak geceye sahip olma mücadelesi uçuşun yeni bir çağında bütün şiddetiyle devam eder. Jet çağı. 805 kilometre hızla zifiri karanlıktaki hava savaşçıları Amerikan test pilotlarını daha önce hiç olmadığı şekilde test edecektir. ...12 Ocak 1953...
Birleşik Devletler Deniz Piyadelerine bağlı F-3D Skynight'ların eşlik ettiği Amerikan B-29 bombardıman uçakları zifiri karanlıkta Kuzey Kore'deki hedefleri Sinuji'ye yaklaşmaktaydı. F-3D Skynight, üzerindeki güçlü radar donanımıyla özellikle gece operasyonları için tasarlanmış ilk jet savaş uçaklarından biridir. Hızla Balina Billy lakabını almayı başarmıştır. Siyah bir balinaya benzer ve pilot ve radar operatörü geniş gövde içinde yan yana oturmaktaydı. Çift motorlu ses 6 hızlıdır ancak üstün radarı ve 4 adet 20 milimetrelikleriyle dehşet bir ateş gücüne sahiptir. F-3D'nin radarı önde 170 derecelik, arkada ise 144 derecelik bir alana yayılır. Deniz binbaşısı Jack Dunn, Skynight'lardan birinin pilotudur. Dunn ve diğer F-3D pilotları bomba paketinin çevresinde yer alarak radarlarının el verdiği şekilde yayın alanını genişletirler. B-29'lar bombaları bırakırken Skynight'ın radarı da tehlikeleri taramak için karanlığa dikkatle bakar. Bir süre sonra yer kontrol, Dunn'ın telsizine MiG'lerin havada olduğu ancak onları hedef almadığı mesajını geçer. B-29'lar ayrılmaya başlamıştır. Aniden bir MiG-15 kükreyerek geçer. Skynight'ın güvertesindeki radar bir şekilde düşmanı kaçırmıştır. Adam sanırım 170 derecenin altındaki bir açıyla yaklaşmış olmalı. Konik radar uçağı fark edememişti. Dunn'ın gece savaşçısı içgüdüleri devreye girerek MiG'in arkasından takibe başlar. Radar operatörü Larry Thornton hedefi izlemekle meşguldür. Dunn arayı kapatırken gözlerine inanamaz. MiG'in kanat ışıkları açık durumdadır. Bu standart operasyon davranışı değildir. Bir şeyler ters gitmektedir. Bir tuzağa çekiliyorum der. Denizci pilot atılgan davranır. Uçağı düşürmek için riski göze almıştır. Hızını artırır ve MiG'e yaklaşmaya devam eder. Bu sadece deniz savaş pilotunun düşünce şeklidir. Ne olursa olsun MiG'i düşürmek istiyorum ve ikimiz de şansımızı deneriz. Aniden kör edici bir ışık kokpiti doldurur. Aşağıdan gelen ışıldaklar F-3D'nin yukarıdaki hareketlerini tespit etmiştir. Uçak savar topçuları ateşe başlar. Dediğine göre ışık kokpite ay gibi dolmuş. Yerden gelen ışıldaklar sayesinde topçular hedef alabiliyordu. MiG'i izlemenin tek yolu F-3D'nin sahip olduğu radardır. Larry Thornton, MiG-15'te it dalaşı esnasında Jack Dunn'la konuşmak zorundadır. MiG-15 hızlı ve çevik bir düşmandır. Ok kanatlı jet savaş uçağı üzerinde 2 adet 23 milimetrelik ve 1 adet 37 milimetrelik top vardır. Uçak yüksek irtifalara çıkıp Amerikan bombardıman uçaklarını yok etmek için tasarlanmıştır. MiG-15 daha hızlıdır ve daha ağır silahlandırılmıştır. Skynight'ın düşük hızı sert dönüşler yapmasına izin verir ama F-3D'nin radarı gece karanlığında en büyük avantajıdır. Kuyruğunda 6 kilometre menzilli radar sistemi vardır. Eğer MiG F-3D'nin arkasına kaymaya çalışırsa ateş menziline gelmeden önce pilot uyarıyı alır ve başından savacak hareketleri yapar. Ardından silahlar için radarda kilitler. Bir kere hedefe kilitlendiğinde 3,5 kilometrelik menzili vardır ki bu da 2 milden fazladır. Pilot radar operatöründen yardım alarak arayı kapatır. Radarla iyi bir pozisyona gelerek silah kilitlenmesini yapar ve ateş eder. Uçağınız düşmüştür. Işıldaklar gökyüzü boyunca onu izlerken Jack Dunn sadece yardımcısı Larry Thornton'ın talimatlarına güvenir. Uçak savar topları karanlık gökyüzünün her yerinde patlamaktadır. Derler ki gece savaşçısı olmak polis arabasıyla banka soyguncularını kovalamaya benzer. Ancak sürücü polis kördür ve öbür arabanın ne yaptığını, ne zaman döndüğünü, ne zaman hızlandığını ya da yavaşladığını ona tarif etmelisiniz. Ve bunu bütün gece yapmalısınız. Jetler ışıklar boyunca uçar.
Dan atış açısını yakalamak için ışıldaklara girer çıkar. Şöyle ki kör karanlıkta uçuyorlar ve Thornton size devamlı yakaladın, yakaladın, yaklaşıyorsun, yakaladın, yaklaş gibi şeyler söylüyor. 650 metrede F3D'nin radarı kilitler ve Dan'ın hassas bir atış yapmasını sağlayacak ayarlamayı düzenler. Ateş etmeye başlar. MiG vurulur ancak uçmaya devam eder. Kuzey Koreli pilot dönerek dalışa geçer. Dan takip eder. Gözleri altimetrededir. Bir şekilde onu vurmalı ve yükselecek zamanı kalmalıdır. MiG alçalır. Skynight sıkı takiptedir. ...12 Ocak 1953. Deniz savaş pilotu Jack Dan... ...düşman MiG-15'inin peşinden dalışa geçmiştir. Dan uçağı düşürmelidir ancak yükselecek vakti de kalmalıdır. Gözleri hedefle altimetre arasında gezinmektedir. Dan zaten hızını almıştır ve inişteyken atış mesafesine gelmiştir. 3 seri atıştan sonra MiG alev alır. Öldürücü 20 milimetrelik top mermileri gökyüzünde yaylar çizerek ilerler ve MiG'i parçalar. Dan kolu G kuvvetine getirir ve burkulan midesine bastırır. Gece savaşçısı göğe doğru tırmanmaktadır. MiG'in dumanlar tüten enkazı arkada kalmıştır. Hızını artırır ve eve doğru ilerler. Atılgan tutumu sonuç getirmiştir ve ilk MiG skorunu elde eder. Bütün Kore Savaşı boyunca F-3D pilotları tarafından düşürülen 6 uçaktan biridir artık. Kore Savaşı geceleyin jet savaşlarının mümkün olabileceğini gösterdi. İlerleyen yıllar sonunda gece ve bütün hava koşullarında radar kapasiteleri durmadan arttı. Kore Savaşı'nın bitimiyle silahlar daha karmaşık hale gelmeye başladı. Bir uçak düşürmek için yapmanız gereken tek şey silahınızın kilitlendiğine emin olmak ve tetiğe basmak. O hedefi bulur. Gece ve bütün hava koşullarında yapılan çarpışmalar klasik özellik kabul edilip bütün savaş uçaklarına dahil edildi. Vietnam Savaşı'yla özel gece savaşçıları geçmişin hatırası haline gelir. Uçak modellerinin sayısı giderek düşer ve şu an 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 4 ya da 5 gerçek gece savaşçısı modeli kalır. Hellcat, Corsair, T-61, Biofighter hepsi gittikçe azalmıştır. Artık gündüz uçabilen bir şey gece de aynını yapabiliyordu. Vietnam Savaşı'nı izleyen yıllarda Birleşik Devletler gece çarpışma taktiklerini ve teknolojilerini geliştirdi. Diğer uluslara nazaran gündüz çarpışmalarında çok daha ileri gitti. Hiçbir savaş uçağı bunu F-15 Eagle kadar iyi yansıtamaz. 24 Mart 1999, Müttefik Kuvvetler Operasyonu'nun ilk gecesi. Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun Birleşik Hava Kuvvetleri Sırbistan üzerinde alçalmaktadır. F-15 Eagle'lar büyük, çok uluslu saldırı gücü için MiG devriyesi görevindedir. Bu uçuşlardan birine çağrı kodu Cricket olan binbaşı Robert Renner komuta etmektedir. 1995 yılında Kuzey Irak'ta çarpışma göreviyle uçmuştum. Ancak dürüstçe söylemek gerekirse biraz daha farklı olacaktı. Bu sadece ara sıra size ateş eden birini görebileceğiniz uçuşa yasak bölgeyi güçlendirme görevi değildi. Bu gerçek olabilirdi. 4 kişilik uçuş ekibinin elemanlarından biri de çağrı kodu Rico olan Yarbay Caesar Rodriguez'di. Kendisi çöl fırtınası operasyonunda 2 MiG düşürmüş deneyimli bir F-15 pilotuydu. Birliğimizde sadece ikimiz çöl fırtınasından deneyim sahibiydik. Savaş pilotlarının yeni bir jenerasyonuyduk. Çöl fırtınasında çarpışmış olan ikimiz bence daha teknik kabiliyetlere sahiptik.
Çünkü radarlar ve yeni silahlar geliştirmede çöl fırtınasının faydalarını gördüler. Üsse vardıktan kısa bir süre sonra Rico radarında bilinmeyen bir cisim görür. Gündüz ya da gece herhangi bir zamanda modern savaş pilotları AWACS denilen hava uyarı ve kontrol uçağıyla bağlantıya geçer. AWACS ve F-15 gece savaşları için gelişmiş radar ve elektronik sistemler kullanır. Kuzey İtalya üssü üzerinde olan AWACS, Rico'nun bağlantısını doğrular. Yugoslav Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-29'dur. 1980'lerde tasarlanan MiG-29'lar, iki Mach hız kapasiteli üstün savaş uçaklarıdır. Hem ısı güdümlü hem de uzun mesafe radarıyla yol bulan füzeler kullanır. 1970'lerde yapılan F-15 Eagle, F-86 Sabre'dan beri özellikle havadan havaya çarpışmalar için yapılmış ilk Birleşik Devletler savaş uçağıdır. F-15'in radarı gece ya da gündüz hedefini 145 km mesafeden belirleyip tanımlayabilecek yapıdadır. 64 km uzaklıkta olsa da Rico'nun F-15'i MiG'e kilitlenir. Nasıl ifade etmem gerektiğini bilemiyorum. Gerçekten inanılmaz bir andı. 4800 metrede 1.4 Mach'la gidiyorduk. Mektup taşıma işini yapıyorduk ve atışımı yaptım. Sonsuza kadar bunu unutmayacağım. Telsizden Tilki 3 dendiğini duydum. Bunun anlamı bir Emren füzesinin MiG-29'a gönderdiğini söylüyordu. Aramızda 32 kilometre mesafe vardı. Uçağında küçük bir ışığın yandığını gördüm ve harekete başladım. MiG-29'u izliyordu. Emreme ilk olarak F-15 tarafından yön verilir. Ardından gövdesinde bulunan kendi radar sistemi harekete geçer. Füze gecenin karanlığında ilerlerken minicik düzeltmeler yapar. Saniyeler sonra çarpma gerçekleşir. Aslında dağların üstüne çarpıyordum ama dağlarda karla kaplıydı. Ateş topundan çıkan yansıma çevremizdeki dağlara çarpıp arttığı için sanki 2 ya da 3 futbol sahası yan yana duruyordu. Siz de o ışık düğmesini aynen de açmış gibiydiniz. Etrafımızdaki görüntü aynen böyleydi. Gerçekten etkileyiciydi. Rico Rodriguez 3. MiG skorunu yapar. Bu modern gece çarpışmalarındaki üstün teknolojinin göz alıcı bir gösterisidir. Ancak ana vatanlarını savunmak için daha fazla MiG havalanmaktadır. Rico ve Cricket'in kuzeyinde çağrı kodu Dozer olan bir başka pilot yüzbaşı Mike Shower çarpışmaya doğru ilerler. Telsizden Rico'nun çarpışması konusunda bilgilendirilmiştir. AWACS'tan güney tarafındaki bir çarpışmada birini düşürdüğümüz haberini duyduk. Güney çağrısı bir anda dikkat seviyemizi zirveye çıkardı. Düşmanın varlığıyla Dozer'ın keyfi yerine gelmiştir. Sürekli radarını kontrol etmektedir. Etrafını saran karanlık boşluğu araştıracak elindeki tek alet odur. Yakında kendini bütün savaş boyunca karşılaşacağı en gergin it dalaşında bulacaktır. ...24 Mart 1999. F-15 Eagle pilotu yüzbaşı Dozer Mike Shower, Belgrad yakınlarındaki hedeflere giden F-117'ye eşlik etmektedir. Gizli savaşçı aslında geceleri tespit edilememektedir. Ancak havadan havaya savunma sistemi yoktur. Dozer ve diğer F-15'ler onu korumakla görevlendirilmişlerdir. Dozer'ın radarı herhangi bir düşman izine karşı gece karanlığını araştırmaktadır. Ama yakında karşılaşacaklardır. Radar bir şeye kilitlenir, çok küçük görünmektedir. 30 saniye kadar sonra tekrar geriye doğru radara girdiğini gördüm. Çünkü ilk bakışta bizden uzaklaşıyordu, onu takip ediyor gibiydik. Şimdi ise sert bir dönüş yapmıştı. AWACS kimliğini tespit eder. Bir Yugoslav MiG-29'udur. Dümdüz saldırı grubuna doğru gelmektedir.
MiG-29 saat 10 yönünde 40 kilometre ileridedir. V-15 radar kilitlemesini gerçekleştirir. Dozer 2 füze ateşler. Kaçırdığımız füzelerin bir adı vardır, görevsiz. O yüzden 2 adet gönderirsin ki bunlara da ölme ihtimali deriz. Dozer füzelerin gidişini izler. Ancak karanlık çarpışmanın ortasındaki diğer bir uçağı gizlemektedir. Hatta radarda bile görünmez. O noktada bilmediğim şey ki bir sonraki gece öğrenecektim, MiG'le benim aramda bir F-117'nin olduğuydu. Çarpışmadan önce ona MiG'lerin pozisyonuna bağlı olarak sizin üstünüzde olacağız. Durduğunuz yerden belki size doğru da ateş edebiliriz ya da üstünüzden uçabilir, tamam mı dedim. Silah subayı da evet, büyük gökyüzü teorisi. Füzeler F-117'nin kokpitinin üzerinden uçağı düşürebilecek birkaç metre mesafeden kükreyerek geçer. İlk füze hareket halindeyken tam önünden geçer. İkincisi motorların üzerinden geçer. Aman tanrım diyerek geriye bakar ve söylenmeye başlar. Burada şu anda tam çatışmanın ortasındayım, görmüyor musun? Ne kadar yakın olduğundan habersiz az daha kendi takımından bir uçağa vuracaktı. Dozer füzeleri takip eder. İlk füzenin süresi dolar, hiçbir şey yoktur. AIM-7'yi beklemeye başladım. O füzede kaçırınca hedef manevra yapmaya başladı. Sağa doğru dönüş yapar ve ona bu şekilde bakacağım pozisyona gelir. Dozer buradadır. Tetikte bekleyen MiG-29 sağa doğru dönerek onlara doğru tırmanmaya başlar. F-117 buradadır. Gizli savaşçı it dalaşının ortasında fark edilmemektedir. Dozer MiG-29'a yaklaşmak için sola doğru yatar. Karanlıkta görmek için radarını kullanarak hedefine karşı hareket eder. Diğer füzesini ateşlemiştir. F-117 o zaman bana 300 metre uzağında olduğunu söyler. Tam önünden geçen füzeyi görür, hemen ardından ben geçerim. Havadaki üçüncü füzeyle MiG-29 sertçe sola kırarak tam Dozer'in üstüne yönelir. Sırp pilot atağa geçer. Yakın mesafeden Dozer'la çarpışmaya çalışacaktır. Bu şekilde dalışa geçtim. MiG sola dönüp şu şekilde bana geliyordu. Aramızda 3050 metre fark vardı. Ama biliyordum ki ensemdeki tüyler biraz dikleşmişti. Füze neredeyse dümdüz aşağı doğru iner ve sonrasında alevler çıkar. ...30 metre kadar ya da onun gibi bir şey alev gördüm. Uçağın dönerek aşağı doğru düştüğünü gördüm. Yukarıdan sola doğru dönmeye devam ederek onu seyrettim. Açıkçası taktiksel hiçbir şey yapmıyordum. Sadece vay şuna bak diyordum. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Dozer'ın ilk MiG öldürüşüdür. MiG-29 dönerek alevler içinde yere doğru inmektedir. Dozer dönüşünü bitirir ve tekrar yukarı çıkmaya başlar. Muzaffer F-15 pilotu paketin yukarısında tekrar pozisyonunu alır ve devriyesine devam eder. Modern hava saldırılarında gece ve gündüz arasında çok az bir fark vardır. Hassas silahlar ve uzun menzilli radarlar it dalaşını çok uzun mesafelerden gerçekleştirmeyi sağlar. Ve teknoloji geliştikçe mesafeler uzak kavramından çok daha ileri gidecektir. F-22 gibi yeni jenerasyon savaş uçakları pilotun cephaneliğine gizliliği de ekleyecektir. F-22 ile her şey sanırım sıkıcı olacaktır. Ama bu bizim için iyi, düşmanlarımız için kötü bir haber. Ancak teknoloji durağan değildir. Her atılım karşıt hareketini de doğurmaktadır. Gece ya da gündüz, gökyüzüne hakim olma arayışı gelecekte de çok uzun süre devam edecektir.